dünya üzerinde pahada ağır, yükte hafif olan tanımının elmas için yapıldığını düşünüyoruz. Bildiğimiz en sert maddelerden biri olan elmasın öyküsü, hangi alanlarda kullanıldığı ve neden bu kadar pahalı olduğuna dair tüm bilgileri sizin için topladık. Elmas, bilinen en sert maddelerden biridir ve değerli bir taştır. Karbon elementinin bir modifikasyonu grafit, diğeri ise elmastır. Elmasın saf karbon olduğu ilk olarak Fransız kimyacı Lavoisier tarafından keşfedilmiştir. Elmas yapısı gereği insanların her konuda ilgisini çeken çok değerli bir madde. Takı olarak kullanılmasının yanında sanayide de delici ve matkap ucu olarak yoğunlukta kullanılmakta. Sizler için elmasa dair bilinmesi gerekenleri derledik. Elmas bilimi başlıyor. Tamamen saf bir elmas renksiz olarak karşımıza çıkar. Yapısal bozukluklar ve diğer safsızlıklar elmasın renkli görünmesine sebep olur. Örneğin azot elmasın sarı veya kahverengi, bor gri mavi olmasına sebep olur. Şekildeki kalıcı bozulmalar pembe veya kırmızı rengin kaynağıdır. Doğada en yaygın elmas saf karbondan yapılmış renksiz bir elmastır. Bunu sarı, kahverengi ve mavi elmaslar izlemektedir. Kırmızı elmas en nadir elmas türü olarak bilinir. Doğal elmaslar, kristal yapıya tek tek atomların eklenmesiyle yüzyıllar boyunca oluşur. Elmasları kimyasal işlemlerle sentezlemek de mümkündür. Kimyasal buhar biriktirme tekniğiyle bir günde 400 mg elmas elde edilebilir. Elmas belirli bir sıcaklık ve basınç altında oluşur. Oluşumunun yeri, yer kürenin çekirdeğinin altındaki derinliktir. Yer kabuğundaki depremler ve volkanik hareketlerle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bazı bölgelerde nehir kumu ile karıştığı da bilinmektedir. Cevher kayaları ve elmasın zeminin altına yayıldığı yerler vardır. Çamur ve kumlu sudan çıkarılan cevher önce yoğun sıvı içinde yüzer ve daha sonra yüzeyindeki ağır mineraller dibe çöker. Daha sonra kumlu ve çamurlu karışım titreşimle elenir ve elmas bir kenara ayrılır. Çıkarılan elmasın üçte biri mücevher olarak kullanılırken geri kalan kısmı sanayide kullanılır. Çok sert bir yapıda olduğu için diğer mineralleri çizebilir ve delebilir. Bu şekilde endüstride zamanla daha çok kullanılabilir hale gelmiştir. Bu özelliğe ek olarak parlaklığı, sertliği ve ışığı yansıtan en popüler mücevher ürünlerinden biridir. Bilim adamları dünyanın tüm ticari elmas yataklarının mantoda, yani dünyanın en dış katmanında oluştuğunu ve derin kaynaklı volkanik patlamalarla kaplandığını düşünüyor. Bu patlamalar elmas arayanlar tarafından takip edilen kimberlit ve lamproid bacaları üretir. Bu bacaların birçoğu elmas içermez veya ticari ilgi için geçerli olacak çok az elmas barındırır. Ancak kâr elde etmek için yeterli elmas içeriyorlarsa, bu tür bacalarda açık maden ve yeraltı madenleri inşa edilir. Doğal elmasların meydana gelmesi için çok yüksek sıcaklık ve basınç değerleri gereklidir. Bu şartlar dünya mantosunun sınırlı bölgelerinde görülür. Yüzeyin 150 km veya daha altında sıcaklık 1050 derece civarında olabilmektedir. Elmas oluşumu ve stabilitesi için gerekli kritik sıcaklık basınç ortamı tüm dünyada mevcut değildir. Elmas madenciliği Hindistan'da 2800 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştır. Günümüzde birçok yeni ve modern yöntem kullanılsa da elmas bulmak hala çok zorlu bir uğraştır. Jeologlar doğanın en değerli taşlarını Sibirya'nın ve Kanada'nın donmuş tunduralarından Afrika'nın sıcaktan yanan çöllerine ve okyanus diplerine kadar her yerde arıyorlar. Tek bir elması bulmak için bir evi dolduracak kadar toprağın elenmesi gerekir. Büyük oranda karbondan meydana gelmiş olan elmas, sahip olduğu sertlikle doğada yer alan tüm mineralleri çizebilme yeteneğine sahiptir. Uluslararası sertlik ölçeği olan Mohs sertlik derecesinde 10 sertlik derecesine sahip olan elmas, mükemmel derecede dayanıklılığa sahip bir maddedir. Elmas, aynı zamanda ışığı da oldukça iyi bir şekilde kırabilmektedir. Elmasın yapısı incelendiğinde, bu maddenin ne denli ilginç olduğu daha iyi anlaşılır. Öyle ki elmasın yapısında yabancı atom oldukça azdır. Bu bağlamda yapılan bilimsel araştırmalarla elmasın yapısında bulunan her 10.000 atom başına sadece bir yabancı atom düştüğü anlaşılmıştır. Bazı elmaslardaysa bu oran 100.000 atomda bir yabancı atoma kadar düşebilmektedir. Dünyanın en değerli ve özellikleri bakımından en ilginç maddeleri arasında yer alan elmas, yerküre üzerinde en fazla olarak Endonezya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Güney Amerika ve de Avustralya dolaylarında bulunmaktadır. Elmas kesimi, hayal gücü, beceri, eğitim ve sabır gerektiren çok hassas bir iştir. Eski zamanlarda elmaslar kesilmeden bırakılırlardı.
Yerleştirildikleri mücevheratta sadece üst yüzeylerinin yumuşak parlaklığı dışarıda kalır, karanlık ve gizemli görünürlerdi. 14. yüzyıla gelindiğinde sanatkarlar taşların ışık saçması için gerekli olan karmaşık kesme ve cilalama tekniklerini araştırmaya başladılar. Bütün bu teknikler günümüzde de geliştiriliyor ve yenileri bulunuyor. Ve son olarak sevgilinize evlilik teklif ederken kullandığınız pırlanta, elmasın işlenmiş haline verilen isimdir. Romantizminizi bozmayın ve bilimle kalın.